Peki hocam hemen konuyu açtıysanız meme kanseri sebebiyle göğüsü evet. alınan hanımlara göğüs estetiği nasıl yapılır? Çok gelen sorulardan biri bu başlıkları konuşmak istiyorum. Sizinle de keza kanser hastalarına diş tedavisi uygulanabilir mi sorusunu yönelteceğim. Şimdi kanser günümüzde kadınlarda en sık görülen kanser dediğinde biliyoruz ki meme kanseri akla geliyor. Evet. Şimdi her 8 kadından bir tanesinde hayatın herhangi bir aşamasında bu risk var. Bakın bize 20 yaşında kanser hastası geldi bana genç kız. Memesi almış 20 yaşında tabi 70 yaşına gelen de var. Dolayısıyla kadınlarda böyle bir olay var. Kanser nedeniyle memesi alınan bir kadında tabii ki beden imajında olumsuz bir algı oluşur. Hı hı. Ve kadın kendini hissetmemeye başlar. Evet. Burada şunu bilmesi lazım ki o kadının, bu tedavi edilebilir bir durumdur. Yani nasıl ki örnek veriyorum kulağı olmayan bir çocuğa plastik cerrahi yöntemlerle kulak kendi dokusundan, kendi kıkırdağından, kendi derisinden kulak yapabiliyorsa, evet. işte plastik cerrahi yöntemleriyle yine memesi alınan bir kadına da kendi dokusundan, kendi yağından, tıpkı orijinaline yakın bir şekilde meme dokusu meme yapılabiliyor. Yapılabilir. Kendi dokusundan ve yağından mı yapılmak durumunda yoksa bir takım sizin kullandığınız göğüs e, silikonlar İkisi de var. Kullanılabiliyor Bakın mi? ne yapıyoruz bazen? Bazen geçen gün bana bir hanımefendi geldi. Meme dokusu bölgesi uygulanan radyoterapi ile çok tahrip olmuştu. Derinin kalitesi çok bozulmuştu. Dolayısıyla oraya silikon koyarak meme yapma şansımız yok. yok. Neyi planladık? Karın dokusunda. Bakın karın bölgesinden dokuyu o bölgeye getirip meme yapmayı planladık. Evet. Ne yapmış oluyoruz? Aynı anda hem karın dokusundaki o fazlalıkları ortadan kaldırarak karın germe evet. yapmış oluyoruz. Tamam. Karnını sıkılaştırmış oluyoruz. Hem de o dokuyu atmamış oluyoruz. Evet. Normalde attığımız dokuyu, Tabii. dışarıya bıraktığımız dokuyu getirip onu özel bir tekim tekniklerle meme dokusu oluşturmuş oluyoruz. Çok güzel. Biz meme rekonstrüksiyonunda ki buna rekonstrüksiyon deniyor. Zaten bizim adımız neydi asıl adımız? Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi. Evet, bizim evet. şeyimizin biz adı o. Dolayısıyla rekonstrüktif demek yeniden yapmak demek, memesi almış bir kadına memeyi yeniden yapıyoruz. Sadece mount'unu, sadece dağını, tümsekliğini evet. oluşturmuyoruz. Aynı zamanda meme ucundaki o tümsekliği, nipple areola kompleksi dediğimiz renkli kısmı da oluşturarak diğeriyle birbirine benzer, neredeyse birbirinin aynı olacak kadar aynı Çok olamaz önemli. ama birbirine aynı olacak kadar yakınlıkta. Bir oluşturuyoruz. Çok önemli Bu hocam. da bir kadın için ne demek? Bunu ancak onu çeken bilir. Evet, Dolayısıyla evet. kadınların psikolojisinde inanılmaz olumlu değişiklikler oluyor. Mesela kadınlar endişe etmesin, panik olmasın. Bunun tedavi edilebilir, bunun yapılabilir bir şey olduğunu bilmelerinde onların psikolojiler açısından da çok önemli bir detay var.